Merhabalar, kazanım 3 ile karşındayım. İzin verirsen kazanım 3'teki sorulara bir an önce gelelim. Ne dersin? Biraz daha pratik yapıyoruz dizilerle. Hazır mıyız? Hadi bakalım. İyi seyirler diliyorum. İkimize de iyi dersler. Şimdi genel terimi yani an eşittir eksi 1 üzeri n çarpı 5n artı 4 dizisinin ilk 3 terimi toplamı nedir diyor. Hay hay. a1 eşittir eksi 1 üzeri 1 çarpı 5 çarpı 1 artı 4. 9 eksi 9 değil mi? Eksi 1'in tek kuvveti eksi 1'dir. A2 eşittir. Eksi 1'in karesi çarpı 5 çarpı 2 artı 4'ten 10, 14. Tabi burası 1 artı yapar. Artı 14. A3 eşittir. Eksi 1'in küpü çarpı 5 çarpı 3 artı 4. Evet 15, 4 daha 19. Anladınız burası eksi 1, eksi 19. Bu üç, üç terimin toplamından bahsediyor. Bunu da bunu toplarsak eksi 5, eksi 5, eksi 4 daha eksi 14 yapacaktır değerli arkadaşım. O zaman birinci sorumuzun doğru cevabı nedir? B seçeneğidir. Geldik ikinci sorumuza. diz A'nın terimini iki şekilde tanımlamış. Dizinin terimlerini. A3 artı a 4ten bahsediyor. 3 en 2'ye tam bölünürse, 3'ü 2'ye bölersek denktir diyelim 1 mod yani 2. Iki. 2'ye bölüldüğünde 1 kalanını veriyor olarak bir yazın ifade aslında bu. Eee aynı zamanda 4 müs teniyor. Başka bir türlü de 4 4'ü 2'ye bölersek mod 2'den kastımız, 2 denenden kastımız 2'ye bölündüğünde kaç kalanı veren sayı bulmaya yarayan ifadedir. Bu 0'dır. Yani A3 için A3 için eee 1 veren ifade yani alttaki ifade n kare artı 1. En A4 içinde ne diyoruz? Kalansız bölündüğünden dolayı 2n artı 3'ü bulacağız değil mi? Hemen yapalım o zaman. A3 eşittir. Bir kalanı veren ifade n kare artı 1. 3'ün karesi artı 1'den 10 yapacaktır. A4 içinde 2n artı 3, 2 çarpı 4 artı 3'ten 8, 11 yapacaktır. Ki ikisinin toplamı yani A3 artı A4 21 yapacaktır değerli arkadaşım. O zaman ikinci sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Evet gelelim üçüncü soruya değerli arkadaşım. 2019 AYT sınav sorusu herhangi ardışık 3 teriminin toplamı birbirine eşit olan bir n dizisi için A2 artı A3 eşittir. Bak şurası çok önemli. Herhangi ardışık 3 teriminin toplamı birbirine eşit. Yani A1 artı A2 artı A3 eşittir. A2 artı, A3 artı, A4 diyebiliriz. Buradan A2 ve A3'leri birbirine eşit olduğu için götürdüğünden dolayı A1 eşittir, A4 çıkacaktır. E A4 zaten soruda 2 verilmiş. E benzer şekilde uygulama yaparsak o da A7, o da A10'a eşit olacaktır. Bunu nasıl mı? Daha iyi anlaman için tekrar ediyorum. Bir bir, tık, bir kademe daha göstereyim izin verirsen. Örnek verelim. E A4 artı, A5 artı, A6 eşittir. A5 artı A6 artı A7. A5 ile A6'ların birbirini götürecek olursa A4 eşittir. A7 çıktı. Gördün mü? İşte bunu ispatlamış olduk. Yani üçer üçer indislere, indis dediğimiz şu alttaki değerlere 3'er üçer 3'er eklediğimiz zaman ne bütün değerler birbirine eşit çıkıyor. Burayı bulduk. Hay hay. Şimdi bize soruda ne verilmişti? A2. Heh, tamam. A2 artı A3 eşittir A4. O da eşittir. A2 olduğuna göre A1, A2, A3 nokta nokta A25'in toplamı kaçtır diye soruluyor. Şöyle bakalım, A2 artı A3 eşittir ee, A4'tü, değil mi? Artı A4 diyelim. Ee, burası a 4e eşitti zaten, ee, 4 e, 2 idi. A4 2 olduğuna göre 2 artı 2'den 4 yaptı. Yani artık üç terimin toplamı 4. Ee, A1 artı A2 artı A3'e de bakabiliriz. Bakamaz mıyız? Tabii ki bakarız. A1 artı A2 artı A3'e. Şimdi A2 artı A3 zaten 2 idi. A1 de A4'e eşitti. O da 2 idi. Yine 2 artı 2'den yine 4 geldi. Yani bu demek oluyor ki bunu devam ettirecek olursan sonsuza kadar ardışık 3 teriminin toplamı daima 4'e eşit olacak. O zaman biz şu bize verilen ifade sorulan ifadeyi tatbik edelim. A1 artı A2 artı A3 artı A4 artı A5 artı A6 artı nokta nokta en son A25 yalnız kalıyor değil mi? Yani kaç tane burada e, bu 4 bu 4 nokta nokta e, buradan bir önceki de 4 A25 zaten neye eşitti bunu tek tek yazacak olursak dörder e, dörder ilerleyecek olursak sonuçta A25 eşit olduğunu göreceksin dörder dörder ilerlediğin zaman e, o zaman pardon Evet o da 2 yapıyor Tamam şimdi A1'den A24'e kadar şurada en sonda A24 var değil mi? Bunun önünde A23 ve A22 var. Bunun üçünün toplamı 2 yapıyor. 4 e, yapıyor zaten. Tamam. E, şimdi kaç tane e, üçlü üçlü ayırdığımız grup var? 8 tane var. 8 çarpı 4 artı 2, 32, 2 daha 34 yapacaktır ki bu da 3. sorumuzun doğru cevabının ne olduğunu gösterecektir değerli arkadaşım. A seçeneği olduğunu gösterecektir. A seçeneği değil mi? A seçeneği. Evet sevgili arkadaşım bu şekilde kazanım için sonuna geldik. Kazanım 4'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.